Biliz herkes gelmeye başladı sanırım. Yavaştan başlayalım. Tamam. Hepimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Amerika Sanatı Tüketici Sağlığı Global Ruhsatlandırma İnovasyon Direktörü Güliz Gürel ile beraberiz. Hoş geldiniz Güliz Hanım. Nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim Gamze. İyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Biz de çok iyiyiz. Sizinle beraber olduğumuz için daha da mutluyuz diyebilirim. İlk önce isterseniz kendinizden bahsederek bir sunumunuz vardı. Onunla başlayalım. Daha sonrasında sorularımıza devam edeceğiz. Tabii ki, zevkle. Öncelikle şöyle açayım. Merhaba arkadaşlar ve İSPE'ye çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiği için her zaman denk gelmiyor çünkü Türkiye saatiyle bu yayınlara katılmak ve en azından öğrenci arkadaşlara da biraz katkım olursa, ilham verebilirsem çok sevinirim. Öncelikle kısaca bir kariyer hayatımla başlamak istiyorum. Eğer açabilirsem tabii ki. Bir saniye. Evet. Full ekran olmadı ama bilmiyorum. Tam ekran olarak görebiliyor musunuz Gamze? Hayır, şu an tam ekran değil. Sağ alttan da slide gösterisi olarak gösterebilirsiniz. Okey, şöyle başlayalım. Bir şekilde olmadı. İstiyorsan senden bağlanalım. Herhalde bilgisayarımda bir sıkıntı oldu bilemiyorum ama. Tamamdır, ben ekran paylaşayım. Tamam, ben de bir yandan anlatmaya başlayayım arkadaşlara. Arkadaşlar, şu anda ben New Jersey, Amerika'dayım. Yaklaşık 5 yıl önce buraya yerleştik ailecek. Fakat öncesinde kariyer hayatımı ve okul hayatımı anlatarak başlayabilirim. 1998 yılında Gazi Eczacılık'tan mezun oldum. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Ve o zamanlar birçok eczacı gibi ilk hayatıma başlarken direkt eczane eczacısı olmayı planlayarak aslında okula başlamıştım. Özellikle bizim dönemimizde endüstri eczacılığı veya başka alanlar çok çok da bilinmiyordu. Onu söyleyebilirim. Şimdiki gençler çok daha şanslılar. Hemen mezun olur olmaz Kemer'de bir özel hastane çalışmaya başladım ve bu benim ilk hastane deneyimimdi. Birçok şey öğrendim. Fakat yine de hayalim kendi eczanemi açmak olduğu için orada kısa bir süre çalıştıktan sonra Antalya'da ailemin yanına gelerek orada kendi eczanemi açtım. Gördüğünüz gibi Güliz Eczanesi Antalya'da. O da devlet hastanesinin karşısındaydı eczanem ve tahmin edersiniz ki çok yoğun bir tempo oluyor devlet hastanedir eczanelerin özellikle. Benim için güzel bir deneyimdi. Fakat bir süre sonra aslında bunun tam da yapmak istediğim iş olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştım o dönemlerde. Belki eğitimimi biraz daha farklı kullanabilirim diye düşünüyordum. Ve yavaş yavaş kafamda oluşmaya başlamıştı acaba ileride gerçekten eczacılığını yapmak istiyor muyum diye kendi kendime soruyordum. Bu esnada Antalya'da bulunurken eşimle tanıştım. Eşim aslında Kanada'da yaşıyordu fakat askerliği için Antalya'ya gelmişti. Orada tanıştık ve işte hayat insanı nerelere getiriyor hiç belli olmuyor gerçekten. Evlendik ve beraber ben de onunla Kanada'ya geldim. Çünkü kendisi Kanada'da bir enerji firmasında çalışıyordu. Bu tabii ki birçok insan için çok ilginç bir şey olabilir. Çünkü bir yandan eczacısınız, yurt dışında belki mesleğinizi yapamayabilirsiniz. Fakat ben hiç öyle kafamda bariyerler kurmadım. Zaten bahsetmek istediğim bir konu da o. İnsanlar kendi bariyerlerini kendileri yaratıyorlar. Kanada'ya gittikten sonra öncelikle nereye giderseniz gidin siz de biliyorsunuz İngilizce şart, İngilizcenizi geliştirmeniz gerekiyor ve her yerde TOEFL soruyorlar. Bu sebeple ilk önce hemen bir dil okuluna yazıldım Ottawa'da Carleton Üniversitesi'nin ve TOEFL'ı aldıktan sonra ne yapacağımı düşünmeye başladım. Bir yandan da denklik sınavlarına giriyordum Kanada'da eczacılık yapabilmek için. Açıkçası aklımda sadece eczane eczacılığı yapmak vardı. Çok emin değildim acaba başka fırsatlar olabilir mi diye. Bu esnada denklik sınavlarını geçtikten sonra bulunduğumuz kasabada bir eczane zincirinde çalışmaya başladım. Benim için tamamen çok farklı bir deneyim oldu. Çok büyük bir eczaneydi, çok kalabalıktı. Ve biliyorsunuz yurt dışındaki eczanelerde bildiğiniz süpermarket gibi çok büyük eczanelerin gerisinde oluyor eczane. Ve o tempo hiç açıkçası hiç oturmuyorduk. Yani sandalyemiz bile yoktu.
Bir yandan da benim için çok stresliydi çünkü orada telefonla da reçete alıyorsunuz. Telefonla arıyorlar, ilaç etkileşimini o sırada bilgisayardan bulmanız gerekiyor, hastanın adını bulmanız gerekiyor. Açıkçası belki de hayatımın en stresli anlarını yaşayabildim diyebilirim. Hem İngilizceden dolayı hem yeni bir ortam, hata yapmamak gerekiyor. Herkes size güveniyor. Oldukça stresliydi fakat çok şey öğrendim. Bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Bu denklik sınavlarında özellikle Türkiye'deki eczacılık eğitiminin ne kadar iyi olduğunu bir kere daha anladım. Çünkü gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Okullarımıza veren eğitimler gerçekten dünya standartlarında. Bu da gerçekten gurur verici bir şey. Bu esnada bu zincir eczanede çalışırken acaba gerçekten bu fırsat belki de başka bir şeyler yapmalıyım derken endüstri eczacılığı konusunda araştırmalar yapmaya başladım. Birçok insanla konuştum. Herkes bana işte MBA yapabilirsin, belki tekrar bir master programına yazabilirsin gibi önerilerde bulunuyordu. Fakat açıkçası buna zamanım yoktu ve maddi olarak da çok imkanımız yoktu. Çünkü okullar çok pahalıydı Kanada'da. Ve bir yandan araştırırken Toronto Üniversitesi'nin endüstriyel eczacılık programını gördüm internette. Ve baktığımda programa tam benim istediğim gibi bir programdı. Hem eczacılık fakültesinin bünyesinde hem sizi direkt sektörle direkt tanıştırıyor. Birazcık internship gibi biraz sektörle tanıştırıyor ama bir yandan sizi de direkt şirketin içine yerleştiriyor. Ve direkt Toronto Üniversitesi'ne gittim eczacılık fakültesine. Ve bana dediler ki maalesef bu seneki kontenjanımız dolu. İstiyorsan seneye gelebilirsin. Ama benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü gerçekten istiyordum bu programı. Sonra dayanamadım. Bir hafta sonra tekrar gittim ve dediler ki çok şanslısınız. Bir tane öğrenci son anda vazgeçti. Onun kontenjanını size verebiliriz. Ve ben de gerekli belgeleri topladıktan sonra bu programa yazıldım. Ve hemen beni Toronto'daki GlaxoSmithKline'ın ruhsatlandırma departmanına yerleştirdiler. Açıkçası burada şansım yoktu çünkü önden seçilmişti departmanlar. O iş, gelmeyen vazgeçen arkadaş bu departmanı seçtiği için ben onun yerine yerleşmiş oldum. Ve ilk böyle de çok da güzel oldu bence. Çünkü anladım ki ruhsatlandırma gerçekten tam benim yapmak istediğim işmiş. Çünkü diğer departmanlarla da birebir çalışıyorsunuz. Bunu da sonra anlatacağım size. Bir süre burada çalıştıktan sonra bir yandan yine aklımda hala bir Türkiye'ye gitmek, tekrar oraya dönmek duygusu vardı. Çünkü GlaxoSmith'teki işim de artık bir yerden sonra çok rutine bindiğini düşünüyordum. Çünkü rolümden dolayı. Ve İstanbul'a Eczacıbaşı Zentiva'ya geldim. Burada yaklaşık bir sene, 1,5 sene çalıştıktan sonra Toronto'da. Zentiva'da da medikal ruhsatlandırmada, kullanma talimatlarının hazırlanmasında medikal ekiple beraber çalıştık. Ben genellikle yurt dışı ülkelerinden sorumluydum, Rusya, Azerbaycan gibi. Ve bu da gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. İlk defa ilaç sektöründe İstanbul'daki tecrübemdi çünkü. Ve çok güzel ekip arkadaşlarım, çok sevdiğim yöneticilerim oldu. Hepsiyle de hala görüşüyoruz. Bunun üzerine GlaxoSmithKline'ın tüketici sağlığı ekibi açılacağını öğrendim. Hatta açılıyordu yavaş yavaş. Ve bir ruhsatlandırma yöneticisi aradıklarını duydum. Bir şekilde bana da ulaştılar zaten daha önce GlaxoSmithKline'de çalıştığım için. Ve ben de tabii ilk işe başladığım yer orası olduğu için seve seve kabul ettim. Ve GlaxoSmithKline'ın İstanbul'daki tüketici sağlığı ekibinde ruhsatlandırma lideri olarak başladım. Küçük bir organizasyondu. Şimdi kocaman oldular, çok büyüdüler. Birçok ürün getirdik piyasaya. Sen söyledin, Breathright bunlardan bazıları. Şu anda bir sürü ilaç da var zaten. Resmen sıfırdan başladık. O yüzden hala gurur duyuyorum ve arkadaşlarımı hala izliyorum yaptıkları başarılardan dolayı. Yaklaşık 8 yıl kadar buradaki ekibi yönetme fırsatı buldum ve bu süre içerisinde kalite ve farmakovigilans tarzı sorumluluklarım da oldu. Bu da belki buna da şöyle diyebilirim, eczacılık geçmişi birçok alanda aslında çok yardımcı oluyor. Sadece belli bir departmanda takılı kalmıyorsunuz. Şirket içerisinde farklı rollerde alabiliyorsunuz. Bu da buna güzel bir örnek. 8 yıl kadar burada çalıştıktan sonra Amerika'da güzel bir global pozisyon açıldı ve açıkçası ben de belki bir değişikliğin zamanı gelmiştir diye düşündüm. Ve 2016 yılında Amerika'ya geçtim. Burada da bulunduğum ürünler sigarayı bırakma ürünleriydi. Bunların global olarak ruhsatlandırmasından sorumluydum. Çok şey öğrendim çünkü o güne kadar sadece Türkiye yönetmeliklerini, Türkiye prosedürlerini biliyordum.
Fakat bu role geçtikten sonra dünyanın her yeriyle direkt çalışma fırsatı buldum. Avrupa'dan Çin'e, Japonya'ya, Latin ülkelerine hepsiyle birebir toplantılar yapıp onların gözünden ruhsatlandırma nasıl, onlara nasıl yardım edebilirim? Bu konuda pazarlama, satış ve üretimde direkt çalıştım. Global rolle lokal rol arasındaki farkı soracak olursanız, global roller çok daha stratejik. Bizzat o ülkede bulunmuyorsunuz. Fakat sizin verdiğiniz yönlendirmelerle ülkeler ruhsatlandırma süreçlerini başlatıyorlar. İkisi birbirinden çok farklı. Lokal pozisyonlar daha dinamik diyeyim. Çünkü günlük aktiviteler, başvurular, bakanlıklarla soru cevap. Fakat global rollerde uzun dönemli projeleri de yönetiyoruz. Örneğin 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası araştırma geliştirme projelerine de bizzat çalışıyorsunuz global rollerde. O yüzden ikisi de birbirinden çok farklı diyebilirim. İkisi de ayrı ayrı zevkli. Daha sonra burada çalışırken dijital ürünlere ayrı bir merakım oldu. Çünkü bu konu çok bilinmeyen bir konu. Hala da tam bilinmiyor. Örneğin mobil uygulamalar, dijital software'lar, bunların ruhsatlandırılması. Aslında bunlar da ruhsatlandırılıyor. Bazı arkadaşlarınız biliyordur. Fakat çok bilinen bir konu olmadığı için ruhsatlandırma olarak çok tecrübesi yok insanların. Ve benim çalıştığım projede böyle bir yöne gidince ben biraz daha dijitale ilgi duymaya başladım. Özellikle FDA'nin yaptığı kılavuzlarda bizzat bulundum. Onlarla beraber çalışma fırsatı buldum. Ve aslında dedim ki yeni dünya buraya doğru gidiyor. Bunları da anlıyor olmamız lazım. İlk defa bir dernek toplantısında Apple'la, Google'la, Amazon'la aynı masada olduk. Ve bence çok farklıydı. Çünkü daha önce hep ilaç firmasındaki arkadaşlarla dernek toplantılarında bulunuyorduk. Bu sebeple Amerika'daki lokal ekibe geçtim ve orada dijital ürünlerin ruhsatlandırmasından sorumlu oldum. Bu da bana FTL ile direkt birebir çalışma fırsatı verdi. Birçok arkadaşımın hala Amerika'daki birçok arkadaşımın böyle bir tecrübesi olmadı. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. 2020 yılında da Sanofi'de başka bir pozisyona geçtim. Yine global bir rol. Ruhsatlandırma inovasyon direktörü olarak geçiyor. Biraz önce söylediğim gibi global ürünleri global olarak uzun dönemli nasıl inovasyon yapabiliriz bunun üzerine odaklı bir rol. Ve şu anki pozisyonumda aslında hepsinin birleşimi diyebilirim. Hepsi birbirinden farklı ama bir yandan da benziyor. Bu özeti. Şimdi size biraz ruhsatlandırmadan bahsetmek istiyorum. Aslında ruhsatlandırma neden seviyorsunuz diye soracak olursanız, bence sevmek için çok sebep var. Bana göre ilaç endüstrisindeki her alana dokunan ve her alanla birebir çalışan tek bölüm. Çünkü bizim pozisyonumuz araştırma gelişmeden başlıyor. Klinik çalışmalara, üretim, pazarlama, satış, her alan, hatta satış sonrası farmakovigilansa dahil olmak üzere her alanda ruhsatlandırmanın bir katkısı var ve devam eden bir süreç. Bu sebeple bazı kişiler ruhsatlandırmanın tamamen dosya hazırlamak, bakanlığa göndermek, bakanlıkla alışveriş halinde olduğunu düşünüyor. Fakat kesinlikle bununla sınırlı değil. Hatta GlaxoSmithKline'de çalışırken satış ekibine bir gıda firmasından bir arkadaşımız katılmıştı. Bir gün konuşuyorduk onunla bir kahve arasında. Bana dedi ki ben aslında ruhsatlandırmanın ne yaptığını tam olarak bilmiyorum. Dosyaları alıp bakanlığa gönderiyorsunuz değil mi dedi. O zaman dedim ki hayır, kesinlikle çok doğru bir bilgilendirme değil. Ve her platformda insanlara ruhsatlandırmayı biraz daha detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Karakter olarak da bu departmandaki insanların bence insan ilişkilerinin ve takım çalışmasına çok yatkın olması gerekiyor. Çünkü herkesle birebir çalışıyorsunuz. Sadece şirket içi değil, sağlık otoriteleriyle de hep beraber uzun bir çalışma dönemi gerektiriyor. Bir yandan da ürün sınıflandırmalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü sadece ilaç endüstri deyince sadece direkt ilaç endüstrisi anlaşılıyor. Fakat ruhsatlandırma olarak ve eczacı olarak veya kimyager olarak, kimya mühendisi olarak çok farklı alanlarda da çalışabiliriz. Örneğin ilaçlar, kozmetikler, tıbbi cihazlar, beslenme solüsyonları, biraz önce bahsettiğim gibi dijital ürünler özellikle günümüzde iyice artmaya başladı. Bu kategorilerde ruhsatlandırma kendi alanında çok farklılık gösteriyor.
ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Hatta Avrupa Birliği'nde bile her ne kadar yönetmelikler benzer olsa da ülke ülke farklılıklar olabiliyor. Örneğin en son çalıştığım bir tıbbi cihaz ürününde Avrupa'da sınıf 1, diyelim ki Almanya'da sınıf 1 olarak sınıflandıran bir ürün, başka bir ülkede başka sınıfta da sınıflandırılabiliyor ve gereklilikleri değişebiliyor. Dolayısıyla tamamen böyle harmonize olmuş bir standart bazı ürünlerde yok. Bu da ruhsatlandırmanın görevini biraz daha zorlaştırıyor aslında. Çünkü çok stratejik olmanız ve hızlı kararlar vermeniz ve ülkeleri doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Günümüzde de gıda takviyeleri, gıda ürünleri de vitaminler bunlar da çok artmaya başladı. Çünkü birçok insan doğal ürünlere yönelmeye başladı. Burada Amerika'da bazı sorunlar olabiliyor. Çünkü bunlar direkt kontrol edilmiyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Birçok ülkede de böyle. Burada da yine bizim gibi ruhsatlandırma görevlerine çok görev düşüyor. Gerçekten doğru ürünü piyasaya getirmek açısından. Hepiniz buradayken belki birçoğunuz biliyordur ama emin değilim. O yüzden ruhsat Regulatory Affairs Certification'dan bahsetmek istiyorum, REC. Bu sertifika bu alana girmek isteyen arkadaşlar için bence altın değerinde. Çünkü aslında dünya global olarak onaylanmış bir sertifika ve CV'nizde isminizin yanına da yazabiliyorsunuz REC Certification'ı aldığınızı. Daha önceki yıllarda sistem biraz daha farklıydı. Sizin için girdim tekrar baktım. Şu anda biraz daha değişmiş. Online olarak sınava girebiliyorsunuz. Bir kitabı var, onu almanız gerekiyor. Hazırlandıktan sonra da işte burada da gördüğünüz gibi sınavın içerisinde 130 oranında FDA yönetmelikleri, Avrupa Birliği ve global yönetmelikler var. Aynısı medical device, tıbbi cihazlar için de geçer yine bu sertifika. Yine o da bu şekilde. Ben bunu çok tavsiye ediyorum çünkü hem öğrenmeniz açısından hem de kendinize bir sertifika olarak iş ararken veya bir platformda kendinizi ruhsatlandırma yöneticisi olarak tanıtırken bunu göstermeniz gerçekten yeterli. Özellikle benim gördüğüm Amerika'da çok işe yarıyor ve birçok ülkede de çok işe yaradığını biliyorum. Burada da linkini koydum. Araştırmak isterseniz girip bakabilirsiniz. Şimdi size biraz kişisel kendi tavsiyelerimden bahsetmek istiyorum. Benim gözümde bana sormuştu arkadaşlar bize vereceğiniz bazı tavsiyeler var mı? Evet, çok tavsiye var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Her ne kadar ben Türkiye'de yıllarca çalışmış olsam da başka bir ülkeye geldiğim zaman hatta başka bir ekibe geçtiğiniz zaman her şey baştan başlıyor diyebilirim. O yüzden sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Tıbbi cihazları oturdum sıfırdan çalışmak zorunda kaldım. Bununla ilgili arkadaşlarla tekrar sürekli çalıştık. Kozmetikler öyle. Öğrenmek hiçbir zaman bitmiyor. O yüzden çalışmaya devam etmek lazım. Ama bunu biliyorum zaten. Hepimiz çalışkan kişileriz diye düşünüyorum. Bir yandan da sadece çalışmaya odaklanmaktan ziyade dışarıyla da ilişki kurmak gerekiyor. Özellikle benim bugüne kadar her türlü gerek Türkiye'de gerek Amerika gerek Kanada'da her türlü dernekle direkt çalışma gruplarında direkt yöneticilik yaptım veya ekiplerde bulundum. Bu kişiyi hem güncel tutuyor, hem yaşanan yeni yönetmeliklerden, güncel olaylardan haberdar oluyorsunuz. Hem de bir network sağlıyor, sektörde neler olup bittiğine dair. Ve burada edindiğim arkadaşlarımla hala görüşüyoruz ve bu sebeple hiçbir zaman da kopmadık birbirimizden. Buraya birkaç örnek dernek ismi verdim. Örneğin REPS var Amerika'da, ASGP var global olarak, AIFE'de var Türkiye'de, SURDER gibi. Bu derneklerle mümkün olduğunca bağlantı halinde olmakta fayda var. Ve direkt bu çalışma gruplarına direkt kendinizi yazdırabilirsiniz. Bir diğeri kendinize iyi mentorlar seçin. Bu kişiler illa sizin sektörünüzden olmak zorunda değil, başka sektörden de olabilir. Çünkü kişinin ara ara kendisini motive edip sürekli geliştiriyor olması lazım. Ve benim hayatımda böyle insanlar çok oldu. Türkiye'deki yöneticilerimden tutun, buradaki yöneticilerime, hatta arkadaşlarıma kadar diyebilirim. Ve bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ancak biz birbirimizden destek alarak bir yerlere gelebiliyoruz hayatta. Üçüncüsü ve çok önemli olan konulardan biri kendimize limitler koymamamız gerekiyor. Benim gördüğüm özellikle ilk buraya geldiğimde çevremden arkadaşlarım bana söyledi. Sen işte yıllarca İstanbul'da Türkiye'de çalıştın. Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı ile irtibat halinde bulundun. Amerika'da nasıl olacak? Oradaki yönetmeleri bilmiyorsun gibi.
Bu tarz limitleri kesinlikle kendimize koymamamız gerekiyor. İlk dönemler belki ben de yapmış olabilirim. Fakat fark ettim ki aslında hiç kimse her şeyi bilerek doğmuyor. Her şeyi zamanla öğreniyorsunuz. Bu limitleri kaldırmak gerekiyor. Ve biz Türkler de aslında sosyal ilişkiler konusunda ve eğitim konusunda çok iyi yerlerdeyiz. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hiç utanmadan kendi limitlerimizi kaldırmamız gerekiyor. Bir diğer konu objektiflerinizde açık olmak. Bunu özellikle şirketlerde terfi alanlarında veya rol değiştirirken, görev değiştirirken sizin yönlendirmesi açısından söylüyorum. Çünkü siz ne istediğinizi bilmezseniz veya açık olmazsanız kariyer planlarınızla ilgili hiç kimse size yardımcı olamaz. Bunu da ben zamanla öğrendim. Sektöre ilk başladığımda kesinlikle böyle değildim. Kendim işimi yapayım, arkadaşlarımla iyi ilişkiler içinde bulunayım gibi düşünüyordum. Fakat zamanla anladım ki hiçbir şey, siz söylemezseniz kimse sizin kafanızda ne olduğunu bilmiyor veya hiç kimse sizi oturduğunuz yerden ödüllendirmiyor. Planlarınızı net bir şekilde, açık bir şekilde anlatıp ne yardım istiyorsanız söylemeniz lazım. Örneğin dijital konusunu ben çok ilgi duyuyordum ve dijital ekipte değildim. Dedim ben dijital ürünleri öğrenmek istiyorum. Bir şekilde orada bağlantı kurarak beni oraya yönlendirdiler. Özellikle kariyer konusunda ne istediğinizi çok net olarak söylemeniz gerekiyor. Yoksa kimse yardımcı olmuyor. Ve yardım istemekten kesinlikle çekinmeyin. Utanacak hiçbir şey yok. Bilmiyorsanız gerçekten bilmiyorum ama araştırabilirim veya bilmiyorum. Fakat sen biliyorsan bana sen yardımcı ol gibi açık ve direkt net konuşmalarla arkadaşlarımızdan veya çevremizden yardım almamız gerekiyor. Çünkü hiç kimse her şeyi bilemez. Ve bu stresi de üzerimize oluşturmamıza gerçekten gerek yok. En sonuncusu da her şeyi bir yana bırakalım. Ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz. Özellikle bu Covid'deki bu stresli zamanlarda ailemizle sürekli bağlanalım. Sevdiklerimize zaman geçirelim. Biz burada çekirdek aileyiz. Eşim, ben, oğlum, 10 yaşındaki oğlum. Maalesef ailemin hepsi Türkiye'de. Fakat onların da resmini koydum. Onları da bu şekilde buradan selam gönderiyorum. Sürekli ailemizle ortak noktalar bulmaya devam etmeli ve o ilişkiyi hiçbir zaman koparmamız gerekiyor. Yoksa başka türlü sanırım enerjimizi toparlayamayız. Benden bu kadar şimdilik. Çok teşekkür ederiz Biz Hanım. Gerçekten hani böyle kısa bir hayat hikayenizi dinledik. Şimdi de ben onları küçük sorularla birazcık Tabii öğrenmeye ki. çalışacağım, derinlerine inmeye çalışacağım. İlk önce üniversite, biz tabii üniversite hayatında ne yapmalıyız? Herkesin kafasında bu soru var ve hani daha nasıl verimli geçirebiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden üniversite hayatınız nasıldı ve geriye döndüğümde şunu da yapsaydım keşke, değiştirmek istediğiniz bir şey var mı acaba? Üniversite hayatım öncelikle çok güzel hatırlıyorum çünkü okulumuz çok güzel bir okuldu. Ve Ankara'da olmak benim için çok büyük avantajdı. Çünkü opera, bale, tiyatro hepsini değerlendirdik. Hatta ev arkadaşım kendisi de burada Özlem Kalsın. Kendisi de eczacı şu anda kamuda. Beraber hem ders çalışıyorduk hem sosyal aktivitelere gidiyorduk. Ve çok güzel geçirdik. Gerçekten güzel günlerimiz oldu. Farklı yapmak istediğim bir şey var derseniz, size de söylediğim gibi biraz daha endüstriye yakın, hatta biraz daha derneklerde rol almak isterdim. O dönem daha çok okulumuzu bir önce bitirip hayata atılalım kaygısı vardı veya telaşı vardı bilmiyorum ama aslında çok da doğru değilmiş. Tabii ki okulu bitirmek güzel ama aslında sizin yaptığınız gibi bu tarz aktivitelerde bulunmayı, yapmış olmayı tercih ederdim. Keşke daha önce başlasaydım. Buna sonradan sektöre atıldıktan sonra bunu toparlamaya çalıştım. Sosyal olarak derneklerde rol alarak, görev alarak. Fakat öğrenciyken yapmış olmayı çok isterdim. Teşekkür ederim. Peki şeye geçelim. Kanada'da okumuş olduğunuz bir endüstri eczacılığı programı var. Bu programdan bize birazcık bahsedebilir misiniz ve size nasıl bir faydalı oldu bu programın? Biz aslında bunu daha çok merak ediyoruz. Tabii. Bence bu çok güzel bir program. Eminim Türkiye'de de artık bunu yaratmışlardır. Benim zamanımda yoktu veya ben ilgilenmediğim için belki görememiş olabilirim. Fakat bu programın asıl amacı eczacıları direkt sektöre atmak ve orada
belli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamak. Bu bir rotasyon şeklinde aslında bir yıl bir yıl oluyordu. Fakat birçok öğrenci bu bir yılın sonunda burada kalmaya devam, bulunduğu bölümü seviyorsa, kalabiliyorsa kalıyordu veya bölümünü değiştiriyordu. İşin ilginç yanı bu program bence direkt kişiyi iş hayatına attığı için, çünkü bir öğrenci gözüyle bakılmıyorsunuz, orada normal sorumluluklarınız var, iş hayatına giriyorsunuz aslında. Eğer bu işi sevmiyorsanız veya hoşunuza gitmediyse hemen anlama fırsatınız oluyor. Çünkü ben bulunduğum programda başka arkadaşlarım da vardı. Özellikle pazarlamada ve satışta da arkadaşlarım vardı. Yine aynı beraber girmiştik. Bir kısmı bıraktı, bir kısmı sektörü bıraktı. Tamamen başka işe yöneldi. Hastane eczacılığına yöneldi örneğin. Bir kısmı mesela satışı çok sevdi. Hatta bayağı iyi pozisyonlara geldiler şu anda, genel müdürlük pozisyonlarına. Çok güzel bir program ve özellikle bizim gibi yeni mezun gençlere çok şey verdiğini düşünüyorum bu tarz programların. Teşekkür ederiz. Peki yani Türkiye'de de şey gördünüz, ruhsatlandırma departmanı olsun, Türkiye film endüstrisinde çalışma şansınız oldu. Ayrıca Amerika'da da aynı şekilde endüstride çalışıyorsunuz ve aynı zamanda yurt dışında bir eczane geçmişsiniz var. Bize bunların farklılıklarını ve bizim aldığımız eğitimin yeterli olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani nasıl bir süreç? Bunlardan da bahseder misiniz? Evet, öncelikle biraz önce de bahsettiğim gibi eğitimimiz gerçekten çok güzel. Çünkü ben denklik sınavlarında kısa bir çalışmayla tekrar birçok öğrencinin önüne geçip başarılı olabilmiştim. Bu da aslında eğitimimizin gerçekten güzel olduğunu gösteriyor. Gerçekten gurur verici. Hatta ben buraya geldiğimde veya Kanada'dayken çok fazla Türk yoktu bulunduğum ekipte. Hatta hiç yoktu. İlk Türk örnek bendim. Ve benden sonra Türklerden hep çok güzel bahsettiklerini duydum. Bir şekilde bunu önderlik etmek de benim çok hoşuma gitti. Çünkü her ortamda siz zaten biliyorsunuz, sizin eğitimimiz güzel gibi söylüyorlar ve bu gerçekten gurur verici. Bu beni çok mutlu ediyor. Fakat tabii ki eczane eczacılığında bazı şeyler daha farklı olabilir. Örneğin Türkiye'de stajlar, belki çok fazla eczane eczacı stajları çok fazla değer verilmiyor olabilir. Benim gördüğüm Amerika ve Kanada'da çok kritik. Çünkü onun için ayrı bir sınava daha giriyorsunuz. Pratik sınavına giriyorsunuz ve önünüze örnekler veriliyor. Gerçek hasta örnekleri, ilaç etkileşimleri. Orada bir hata yapıyorsanız bir hatayla bile sınavdan kalıyorsunuz. Benim o pratik sınavda biraz zorlandığım alanlar oldu ki benim kendi eczanem de vardı aslında. Bu konu biraz daha farklı. Fakat bu kendilerini bu konuda yetiştirmek isteyen insan arkadaşların zaten buna önem verdiğini biliyorum. Fakat eczane eczacılığı ve sektör eczacılığı birbirine benziyor mu derseniz oldukça farklı. İkisi de çok farklı dinamikler gerektiriyor. Fakat eczane eczacılığından öğrendiğim birçok şeyi de sektörde de uyguladım. Özellikle hasta ilişkileri, hastaların yönetimi, ilaç etkileşimleri, doktorlarla iletişimler, etkileşimler hep benim aslında eczane eczacılığı yaptığım dönemden kalan özelliklerim ve o ilgi de yapmışım diyorum. Peki bu iki sorumun üstüne chatten gelen bir soru var. Onu sormak istiyorum. Sizce yurt dışında sektörde çalışmak isteyen eczacı adayda olarak denklik almak mı daha mantıklı? Yoksa odaklanmayı düşündüğünüz alanda master veya doktora yapmak mı? Yani sizin okuduğunuz gibi endüstri eczacılığı programında buna bir örnek olarak verilebilir. Evet, çok önemli bir soru. Keşke ben de zamanında bunu birisinden öğrenmiş olsaydım. Çünkü gider gitmez hemen ben denklik sınavlarına başladım. Hiç başka konuyu düşünmedim bile. Çünkü beni orada yönlendiren büyüklerim, benim gibi Türkiye'den gelmiş büyükler vardı Kanada'da. Direkt hemen sınav alman gerekiyor tarzı konuşmalar yapılar. Çünkü herkesin kafasında direkt bu var. Fakat eğer eczane eczacılığı yapmak istemiyorsanız denklik almanın hiçbir anlamı yok. Çünkü o da tekrar bir çalışma gerektiriyor. Birçok sınav var. Kolay değil. Açıkçası bir yıl kadar tamamen odaklanıp çalışmanız gerekiyor. Ve arkasından bahsettiğim gibi pratik sınav var. Ve lisansınızı sürekli yenilemeniz gerekiyor. Yani bir kere sınav alıp denkliğimi aldım diye bir durum yok. Bu ülkede doğup büyüyenler de lisanslarını sürekli yenilemeleri gerekiyor ve bitmeyen bir sınav var. Eğer gerçekten eczane eczacılığı yapmak istiyorsanız en güzel yöntem bu. Ama hayır, ben
sektöre geçmek istiyorum veya üniversitede kalmak istiyorum gibi isteğiniz varsa direkt master veya benim biraz önce gösterdiğim gibi Toronto Üniversitesi'nin programları veya sertifika, REC certification, direkt bunlara yönelmenizi tavsiye ederim çok zamanınızı kaybetmeden. Teşekkür ederiz. Gerçekten bu bizim için çok önemli oldu. Çünkü endüstri alanında çalışmak istiyoruz ve yani hani bizim için ne kadar iyi sektöre girmemiz bizim için o kadar önemli. Peki size endüstrinize eczacısı olarak zorlandığınız zamanları sormak istiyorum. Sizin için sektörde eczacı olmanın bir katkısı oldu mu? Ve hani yurt dışında çalışıp sonra Türkiye'ye geldiniz, sonra Türkiye'den yurt dışına çıktınız. Peki sizin bunlara yaşadığınız değişiklikleri de söyler misiniz? İnanılmaz katkısı oldu. Biraz önce gösterdiğim sunumda da olduğu gibi aslında her rolde bir bağlantınız oluyor. Ve benim eczacılık geçmişim Amerika'daki FDA bağlantılarında da olsun, Kanada'daki çalışmalarımda olsun, klinik departmanlardaki diyaloglarımda olsun, sağlık otoritelerine yazılacak yazılarda olsun, her zaman çok işime yaradı. Öncelikle konuya çok daha hakim oluyorsunuz. Hatta legal departmanlar bile gelip bazen ruhsatlandırmadan yönetmeliklerle ilgili fikir alıyorlar. Çünkü her şey çok karışık. İçin içine sağlık da girince iyice karışık hale geliyor. Ve çok kritik, hata yapılmaması lazım. Kısa zamanda uygulamaları hayata geçirmeniz gerekiyor, yönetmeliklerdeki uygulamaları. Bu sebeple eczacılık bana çok faydası oldu. Hatta bahsettiğim gibi medikal ruhsatlandırmada da yaptım. Farmakovijilans da yaptım. Farmakovijilans için zaten gerekli. Aynı zamanda kalite departmanında da çalıştım. Her çalıştığım departmanda eczacılığın büyük faydasını gördüm. O yüzden böyle bir eğitim aldığım için çok şans hissediyorum kendimi. Teşekkür ederiz. Ve dedim ki inovasyonla alakalı yani teknoloji artık bizim geleceğimiz demiştim. Ve o konuda çalışmak istiyorum demiştiniz. Aynı zamanda artık hani dünya sürekli olarak bir gelişim evresinde. Siz yoğun biri olarak güncelliğinizi korumak için kendinizi geliştirmek adına neler yapıyorsunuz? Bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Evet, tabii ki paylaşıyorum. Evet, bir kere güncel kalmamak gibi bir lüksümüz yok. Hepimizin güncel evet. Kalması gerekiyor. Çünkü her gün her şey değişiyor. Özellikle küçücük çocuklar bile her şeyden haberdar. Tabii ki teknoloji diyeceğim öncelikle. İş alanında derseniz LinkedIn bence mükemmel. Özellikle onların verdiği eğitimleri de sürekli, birçok eğitimlerine de katıldım LinkedIn'in. Bunun yanı sıra biraz önce bahsettiğim dernekler. Derneklerin sosyal medya hesapları olsun. Şimdi COVID sebebiyle birçok toplantı artık online oluyor. Bence bu da belki bir yandan işimize yaradı. Çünkü bu derneklerin toplantıları bu sebeple hem ücretsiz hale gelmeye başladı bir kısmı. Dolayısıyla dünyanın her yerindeki, Singapur'daki bir toplantıya bile online katılabiliyorsunuz. Bütün dernekleri takip ediyorum şu anda konumla ilgili olsun olmasın. Ve Sağlık Bakanlıkları'nın siteleri, onlar da artık çok aktifler. Kendinizi oraya isminizi yazdırdığınız zaman zaten bütün güncel haberler e-mailinize geliyor. Hemen hemen her türlü güncel haberden bu şekilde haberdar oluyorum. Anında düşüyor zaten mailime ve ondan sonra incelemeye başlıyorum. Bence güncel kalmak hem yani kendi rolümüz için çok kritik hem de kişisel olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da tabii sosyalleşmek, çevredeki insanlarla haberleşerek onlarla da gündemi takip edebiliyorum. Ve dernek arkadaşlarımızla da hala detaylı olarak görüşüyoruz. Bunlar benim şu anda yaptığım hareketler diyebilirim bu konuyla ilgili. Peki, şöyle devam etmek istiyorum. Şu an çok güzel bir firmada ve çok güzel bir pozisyonda çalışıyorsunuz. Buraya gelene kadar bir sürü aşamadan geçmişsiniz. Ve hani kendimde şu özelliğim beni buralara getirdi dediğiniz bir özelliğiniz var mı? Ve chatten gelen bir soruyla birleştirmek istiyorum. Bu zamana kadar karşılaştığınız ön yargılar var mıydı? Kendimden gelen ön yargı mı? Dışarıdan kendimden gelen ön yargı benim kendime yarattığım biraz önce de bahsettiğim gibi bariyerler diyeyim sınırlar vardı. Ve aslında bunların ne kadar yersiz kaygılar olduğunu anladım. Çünkü
bir kere dışarı çıktığınız zaman etrafınızdaki insanların aslında sizden çok da iyi olmadığını görüyorsunuz. Bahsettiğim gibi eğitim olsun, yetiştirme tarzımız olsun. Benim ailem her zaman eğitimimize önem verdi. Bizi başarılı kadınlar olarak yetiştirmemizi sağladı. Üç kız kardeşiz biz. Babam da annem de eğitmen zaten, öğretmenler. Benim gördüğüm zaten biz birçok şeye sahibiz. Birçok insandan daha iyi yerlere gelebiliriz. Bunu bir kere anladıktan sonra insan o bariyeri zaten atıyor üzerinden ve kendine daha güvenli hale geliyor. Daha çok şey öğrenmeye başlıyorsunuz. Benim gördüğüm bu bariyerleri biz kendimiz yaratıyoruz ve bunu kolaylıkla da aşabiliriz. Bunu aştıktan sonra zaten bütün her şey size doğru gelmeye başlıyor. Eğer size verilen bir işi kimse size iş vermeden alıyorsanız zaten bu üst yönetimden de görülmeye başlıyor. Benim bugüne kadar yaptığım yükselmeler hep böyle oldu zaten. Bir sana verdiğimiz işin üstüne başka bir şey ekleyerek yapman gibi. Çünkü zaten terfilerde genelde yaptığınız iş değil de sizden istenmeyen bir şey yapıyorsanız genelde terfi yerine geliyor. Bu birçok yerde böyle zaten. Okullarda da böyle, akademide de böyle. Sizden gerekenden fazlasını kendiliğinizden yapıyor olmanız sizi aslında başka yerlere taşıyor. Bunu yapan hiçbir insanın ben zorluklarla karşılaşacağını düşünmüyorum. Bir yandan da hep destek veren ve size objektif olarak yorumlar veren insanlarla konuşmak lazım. Böyle durumlarda pozitif ve samimi arkadaşlarımla konuşuyorum. Bir an önce bahsettiğim gibi eşimle tartışıyoruz ve ailemle konuşuyorum. Mentorluk aldığım kişilerle konuşuyorum ve zaten herkesten belli bir yönlendirme geliyor. Şunu da söyleyebilirim, hiçbir şey kendi kendimize karar vermek zorunda değiliz. Her zaman yardım almakta fayda var ve birçok insan bu yollardan geçmiş oluyor zaten. O yüzden mesela sizin de yaptığınız gibi zamanında tecrübeler yaşamış insanları dinlemek her zaman faydalı. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Peki bu soruyla birazcık kişisel gelişime girmiş gibi olacağız ama bunun da cevabını çok merak ediyorum. Her zaman hayatımızda olumlu şeyler olmuyor. Yani olumsuz yaşadığınız anlar da oluyor. Bu yüzden kendinizi kötü hissettiğiniz ya da başarısız hissettiğiniz anda tekrar yolunuza devam edebilecek motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bize önerileriniz var mı? Evet, tabii ki herkesin başına geliyor. Hepimiz yaşıyoruz. İstediğimiz, çok değer verdiğimiz bir proje sonlanabiliyor veya başarısız olabiliyoruz gerçekten. Fakat bence önemli olan bu başarısızlıklardan nasıl ders aldığımız. Çünkü hiçbir proje veya hiçbir konu kendi kendine zaten çözülecek olsa herhalde bize bu görevi vermezlerdi. Biz zaten orada bunun için varız. Bu problemleri çözmek için varız. Öncelikle böyle bir durumda yaşadığım tek şey, bunu da bana yine bir büyüğüm önermişti. Şöyle demişti: Güliz, aslında en önemli şey küçük başarıları bile kutlamaktır. Belki bunu biraz daha fazla yapmak gerekiyor. Çünkü belki bir süreçte ufak ufak başarılar elde ediyoruz ama bu başarıları hiçbir zaman tam olarak kutlamıyoruz. Kendimizi de geri çekilip ben bunu da yaptım diye bir takdir etmek gerekiyor. Bu ufak başarıları kutlayarak aslında kendimize verdiğimiz değeri arttırdığımız gibi dışarıdaki insanların da bizi daha değerli görmesini sağlıyoruz. Bunu daha sık yapmaya başladım. Buna artık kendi kendine self marketing diyorlar ama aslında ben ona katılmıyorum. Çünkü bizim kendimizi görmemiz için de bu gerekiyor. Geri çekilip acaba ben neyi iyi yaptım diye bakmak lazım. Özellikle sıkıntıya düştüğüm zamanlarda bu geçmiş başarılarıma bakarak kendimi motive etmeye çalışıyorum. Veya çok sevdiğim bir projeye kendimi yönlendiriyorum. Biraz kafam dağılıyor ve kendimi daha iyi hissediyorum. Veya dernekteki, örneğin ben birçok dernekte çalışma gruplarında çalışıyorum veya yönetiyorum. O gruplara tekrar odaklanıyorum. Biraz kafamı dağıtmaya çalışıyorum açıkçası. Ve ondan sonra daha taze bir bakış açısıyla konuya geldiğinizde aslında o sizi üzen konu o kadar da negatif görünmüyor. Zaten aradan bir süre geçtikten sonra birçok çözümle, yeni çözümlerle ortaya çıkıyorsunuz. Bunu zaten mutlaka yapmak zorundayız. Yoksa iş hayatı hepimiz için bir kabusa dönüşür diye düşünüyorum. Peki bizim formlarımıza gelen sorulardan devam etmek istiyorum. Oradan da arkadaşlarımızın merakını giderelim.
Yurt dışında eczacılık yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izleyip kendimi geliştirmem gerekir? Ayrıca ilaç firması ile iş imkanı olarak yurt dışına çıkmak daha mı olanak sağlıyor bize? Sizin nasıl bir öneriniz olur diye sormuşlar. Evet. Biraz önce de dediğim gibi tam olarak ne yapmak istediğinize karar vermeniz lazım. Eğer eczane eczacılığıysa denklik sınavları şart. Başka yolu yok. Fakat sektörse yine alanınızı seçmenizi tavsiye ederim. Fakat benim gördüğüm şu son dönemlerde artık online eğitimlerin artması veya şirketlerde apprentice programları denen programlar var. Bu programlarla her ülkeden insanları artık farklı rolleri getirmeye başladılar. Bu çok arttı. Özellikle Sanofi'de benim gördüğüm son 1-2 yılda Türkiye'den çok fazla arkadaşımız global rollere gelmeye başladı. Bu da aslında dünyanın daha global olduğunu gösteriyor. Eskiden böyle değildi. İnsanlar bu kadar birbirine bağlantılı değildi. Şu anda çok daha fazla fırsatlar var. Tavsiyem açılan pozisyonlara bakmanız, internship olanaklarına bakmanız veya özellikle geleceğin birçok şirketin böyle programı var. Geleceğin Liderleri programı var sanırım GlaxoSmithKline'de vardı. Bu programlara mutlaka başvurun. Vazgeçmeyin, başvurun. Çünkü bu programlar sektöre geçmek için en güzel yöntem. Belki direkt Türkiye'den hemen İngiltere'ye, Amerika'ya başlayamazsınız ama Türkiye'den başlayıp rotasyonla yurt dışına geçebilirsiniz. Bu da size çok fırsat sağlar. Bu programlar sürekli her yıl açılıyor. Ve özellikle yine bir interview, ön görüşme sonrasında bu programlara yazılabiliyorsunuz. Bence bunlar en güzel sektöre geçme yöntemleri. Yurt dışına da bu şekilde bu bağlantıyla geçilebilir. Bu sorunun üstüne chatten gelen bir soru var. Onu da ileteyim. Yurt dışı iş pozisyonlarına başvuru yaparken hep çalışma izni istiyor ya da vize. Yurt dışına çıkmadan başvurumuzu nasıl gerçekleştiririz diye sormuş. Bir bilginiz yoksa devam edebiliriz. Yo, var. Çünkü Bilmiyorum. birçok arkadaşım da aynı durumda olduğu için biliyorum. O yüzden demin bahsettiğim gibi Türkiye'deki eğer ilaç sektörü ise Türkiye'den gitmek her zaman daha avantajlı. Çünkü bir şekilde kendinizi kanıtladıktan sonra zaten şirket başarılı insanları fırsatlar tanımak için her zaman olanak sağlıyor. Bu şekilde olunca insanların da aslında sizi tanıma fırsatı bulmuş oluyorsunuz. Benim gözümde eğer çalışma vizesi yoksa bir kişinin direkt yurt dışına başvurduğu zaman bazı sıkıntılar olabiliyor. Çünkü birincisi o kişi sizi çok tanımıyor. Sizin ne kadar başarılı olacağınızı gerçekten bilemiyor. Kendinizi tanıtma ve kanıtlama fırsatı bulamıyorsunuz. Fakat Türkiye üzerinden olursa her zaman daha avantajlı oluyor şirket üzerinden tabii ki çalışma vizesi almak. Fakat öğrenci olarak giderseniz yine ben işte Kanada'ya ilk gittiğimde aslında öğrenciydim. Daha sonra orada çalışmaya başladım ve bunun üzerine vizem geldi. Zaten sonra da eşimden dolayı da vatandaş oldum. Dolayısıyla aslında öğrenci olarak da yurt dışına gidilebilir. Çeşitli yolları var ve şu anda aslında o kadar da zor değil bunu yapmak. Çünkü günümüzde herkes bir şekilde ufkunu genişleştirmek için yurt dışına açılma çabasında ve herkesin bir şekilde bunu başarabildiğini görüyorum ben. Kesinlikle. Peki dünyada eczacıların ilaç endüstrisi içinde ve dışında kendilerine yaraştıklarını görüyoruz ve yer edindikleri yeni alanlar da var. Türkiye'den farklı olarak eczacıların ilaç endüstrisinde çalıştığı yerler var mı? Mesela Türkiye'de daha çok medikal ruhsatlandırma, vigilans alanlarında çalışıyor. Pazarlamaya artık daha yeni girmeye başladılar. Ama yurt dışında bu nasıl ilerliyor? Farklı alanlar var mı? Departman. Yurt dışında da aslında genelde benzer. Ruhsatlandırma, medikal, klinik çalışmalar. Bu alanlarda farmakovigilans daha çok eczacılar çalışıyor. Fakat FDA'de de çok eczacı çalıştığını gördüm. Sağlık otoritelerinde zaten Türkiye'de de öyle. Sağlık Bakanlığı'nda birçok eczacı çalışıyor. Onda çok büyük farklılık yok aslında. Fakat genel müdür olan, tabii satışı, pazarlamaya geçen arkadaşlar da var ve onlar daha çok üzerine MBA yapıyor eczacılığın veya yine bir bu alanda yani management ile ilgili eğitim alıyorlar. Bu tarz kişilerde gördüm fakat çoğunlukta değil. Genelde sağlık konusuna kalmayı tercih ediyor eczacılıktaki arkadaşlar. Burada da öyle. Peki
Biliyorsunuz ki bir Z kuşağı geliyor artık. Her şeye uyumumuz daha farklı. Çalışma stilimiz bile artık Z kuşağının daha farklı olarak ilerliyor. Bu Z kuşağının bağlılığını kazanmak için yeni liderlik modelleri gerekiyor mu? Ve bu kuşağın ayak uydurmasında bir farklılıklar var mı? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bu durumu? Evet, ben bizzat çok görmedim çünkü ekibimde Z kuşağından çok insan yok. Fakat biliyorum tabii, özellikle şirketteki kültür toplantıları, şirket içerisinde gerçekleşen takım çalışmalarında görme fırsatı buluyorum. Benim gördüğüm Z kuşağı biraz daha özgür ve daha esnek olmayı seviyor. Belki de bu sebeple bu COVID döneminde yaşadığımız bu online çalışma ortamı olsun, istediğin yerden bağlanma konusu Z kuşağına göre sanki daha çok hoşlarına gidiyor gibi geldi. Çünkü eski toprak diyelim, eski toprak her zaman ofiste olmak istiyor. Hala da görüyorum, ofise gitmeyi özledik, ofiste olmamız lazım, biz nasıl çalışacağız online gibi. Hala bu tarz sıkıntı yaşayan insanlar hala görüyorum ben. Fakat bu kuşakla ilgili siz bence yorumlarınızı söyleyin ve neyi tercih ettiğinizi anlatabilirseniz belki daha yardımcı olurum size. Ama dediğiniz gibi haklısınız. Pandemi döneminde özellikle bazı stajlarımızı biz online olarak gerçekleştirdik ve hani şirkete de gitmeden online olarak yaptık ve bizim için çok yeni ve aslında bir yandan da hoşumuza giden bir tecrübe olmuştu. O yüzden bu soruyu da sormak istedim Evet, tahmin ettim. Tahmin size. ettim. Çünkü daha rahat ediyoruz böyle ve İstanbul trafiği de göz önünde Aa, alındırınca. evet, ona hiçbir şey diyemeyeceğim. Çok haklısınız. Evet. Güliz Hanım, çoğu sorumu sordum aslında. Chat'ten gelen soruları da size ilettim. Diğer formlardan gelen sorularımı da ilettim. Son olarak isterseniz sizden bir film ve bir kitap önerisi alayım. Daha sonrasında da bitirebiliriz. Tabii. Kitap en son yine burada çok sevdiğim bir ablamız diyeyim, Vildan Hanım. Kendisi de BMS'te çalışıyor. En son buluşmamızda bana Nonstop Networking diye bir kitap önermişti. Andre Nierenberg'in. Gerçekten networking'in aslında sadece iş hayatıyla değil, hayatımızın her yerinde olmasını anlatan bir kitap. Çok hoşuma gitti. Küçük bir kitap, okuması çok kolay. Özellikle şu yoğun iş temposunda veya yoğun hayatta çok zamanımız olmuyor belki detaylı kitaplar okumaya. Bunu çok seveceğinizi düşünüyorum. O yüzden bunu size örnek vermek isterim. Bence mutlaka okunması gereken bir kitap. Hatta arkadaşlıklarda, aile ilişkilerinde bile networking'in önemini anlatıyor. Çok ilginç. Film olarak da geçenlerde bir film izledim ve çok hoşuma gitti. Uyanışlar diye. Awakenings. Başrolünde Robin Williams ve Robert De Niro oynuyor. Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılmış. 1970 yıllarda bir doktorun hastalarına Parkinson'da kullanılan bir ilacı vermesine üzerine odaklanılmış. Çok güzel bir film. Bunu da tavsiye ediyorum. Sanırım bütün her yerde de var. Çünkü eski bir film. 92 yılında 1990 yılında yapılmış. Awakenings, Uyanışlar. Bunu hepinize tavsiye ederim. İzlerken de beni hatırlayın. Çok teşekkür ederiz Gizli Hanım. Gerçekten aklınızdaki tüm soruları cevapladığınız ve içtenlikle cevap verdiğiniz için size teşekkür ederim. Başka sorusu olan arkadaşım yok herhalde çünkü chat'e başka soru gelmedi. Son olarak kapanmadan bir fotoğraf alabilirsek sizinle çok seviniriz. Tabii. Tamamdır. Son bir soru gelmiş. Onu da sormadan şey yapmayayım. Çünkü arkadaşımız belirtmiş, gözümden kaçmış. Amerika'da veya Kanada'da klinik eczacılığı da gözlemlemiş fırsatınız oldu mu? Eğer olduysa o alandan da bize biraz bahsedebilir misiniz demiş. Evet, özellikle klinik çalışmalar sırasında gözlemledim. Burada da yine klinik eczacılık biraz daha çok hekimlerin ilgi duyduğu bir alan diyebilirim, özellikle Amerika'da. Fakat eminim her yerde öyle değildir.
Evet, bunun için de yine rotasyon programlarına yazılabilirsiniz. Aynı şekilde rotasyon programları gerçekleşiyor. Ve Sağlık Bakanlıkları'nın da programları var. Onlar da internship olarak başvurabilirsiniz. Bununla ilgili eğer chat'e yazan arkadaşla konuşabilirsek başka bilgiler de verebilirim kendisine detaylı olarak. Çok teşekkür ederiz Gülzan'ım. Son olarak bize söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz bir şey var mı peki? Çok takdir ediyorum sizi. Böyle bir platform yarattığınız için, ilgilendiğiniz için katılımda gayet güzel görünüyor. Evet. Eminim çok iyi işler çıkaracaksınız. Zaten başarının ilk aşaması bence istemek. Ondan sonra her şey geliyor bahsettiğim gibi. Biraz kişisel gelişim gibi oldu ama aslında gerçekten öyle. Ve her arkadaşların başka sorusu olursa da mutlaka yanıtlamaya çalışırım zevkle. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten verdiğiniz cevaplar için ve bizimle böyle bir yayın gerçekleştirdiğiniz için katılan herkese de teşekkür ederiz. İyi Ben de akşamlar. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Güle güle. İyi günler.